Amerika şokta, Amerika yasta. Yine bir silahlı saldırgan okul bastı. Öğretmen ve öğrencileri gözünü kırpmadan kurşuna dizdi. Dahası öldürülenler bu defa 7 ile 11 yaş arasındaki ilkokul öğrencileri. Tam 19 çocukla 2 öğretmen acımasızca açılan ateşin kurbanı oldu. Otomatik silahla ilkokulu basıp ölüm saçan katilse 18 yaşındaydı. O da polis tarafından öldürüldü. Konuşma bozukluğu yüzünden arkadaşların alay ettiği, her geçen gün yalnızlaşan saldırganın saldırıda kullandığı silahları da tam 18 yaşına bastığı gün satın aldığı, çevresindeki bazı kişilere de planın üstü kapalı anlattığı, vahşetin işaretliğini verdiği ortaya çıktı. 18 yaşını geçen herkesin kolayca silah satın alabildiği ülkede bu katliama tepki büyük. Zira benzer saldırılarda patlama yaşanıyor efendim. Sadece bu yıl, yani 2022'nin ilk 5 ayında tüm Amerika'daki okullarda gerçekleştirilen 27. saldırı bu. Amerika saldırı şokunda. Texas tarihinin en ölümcül okul saldırısı yaşandı. 18 yaşındaki Salvador Ramos otomatik silahla bir ilkokulu bastı. Yaşları 7 ile 11 arasında değişen 19 ilkokul öğrencisiyle 2 öğretmeni gözünü kırpmadan katletti. As a nation we have to ask, when in God's name are we going to stand up to the gun lobby? Ramos silahları 18 yaşına girdiği gün satın almıştı. Katliam öncesinde sosyal medyada silah fotoğraflarını hiç tanımadığı bir kadını etiketleyerek paylaştı. Ve o tanımadığı kişiye küçük bir sırrım var ve yapmak üzereyim diye mesaj attı. Kadın mesajın ne anlama geldiğini sabah uyanıp televizyonu açtığında ancak öğrendi. Bir katliamın dolaylı tanığıydı. Bel tekliği sebebiyle arkadaşları arasında alay konusu olan ve gittikçe yalnızlaşan Salvador Ramos evden çıkmadan babaannesini vurarak yaraladı ilk. Yola çıktı. Okuduğu lisenin yakınında arabasını bıraktı ve hemen yanı başındaki ilkokula daldı. Önüne çıkan kim varsa ateş açtı. 19'u çocuk tam 21 kişiyi katletti. Kendi de polisle girdiği çatışmada öldürüldü. Amerikan halkı çok öfkeli. Sadece 2022'de okullarda gerçekleşen 27. saldırı oldu bu. Ekmek alır gibi silah alınabilmesine tepkiler. Başkan Joe Biden da bu acıyı artık eyleme çevirmenin vakti geldi diyerek